Evet, Lübnan Hizbullah'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evinin bulunduğu bölgeye İHA saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı belirtildi. Netanyahu saldırının ardından yayınladığı videoda hiçbir şey bizi caydıramaz dedi. Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından İsrail'e karşı yeni bir mücadele başlatma sözü veren Hizbullah, Netanyahu'nun evinin bulunduğu bölgeyi hedef aldı. Lübnan Hizbullah'ı İsrail Başbakanı'nın evinin de bulunduğu Sezariye bölgesine 3 İHA fırlattı. İsrail ordusuna göre aynı anda fırlatılan İHA'lardan ikisi engellendi. Biri ise bir binaya isabet etti. Olayda can kaybı bildirilmedi. Gililot askeri üssü saldırı üzerine alarma geçti. Çok ciddi bir güvenlik zaafı olarak değerlendirilen İHA saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldı. Netanyahu ve eşi o sırada evde değildi açıklaması yapıldı. İsrail Başbakanı ise saldırının ardından video yayınladı. Hiçbir şey bizi caydıramayacak dedi. Prime Minister, how is it going? Well, 2 days ago we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. So will something deter you? No. Hizbullah'la İsrail arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail ordusu Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Celile'ye 100'den fazla roket fırlatıldığını açıkladı. Roketlerden bazıları engellendi. İsabet edenler nedeniyle ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssü vurduğunu duyurdu. İsrail ise Lübnan'ın kuzeyindeki Hristiyan köyünü hedef aldı. Hayatını kaybedenler var. İsrail, Sinvar'ın öldürülmesinin ardından Gazze'nin kuzeyine saldırıları da artırdı. Yine mülteci kamplarındaki masum siviller hedef alındı. Cibaliye ve Makazi mülteci kampına düzenlenen saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti. Beyt Lahya'da ise bir hastanenin bahçesi vuruldu.